Herkese selamlar. Bugün JavaScript eğitimlerinin birinci dersindeyiz. Hadi başlayalım. JavaScript için bizim iki tane ihtiyacımız olan program var. Bunlardan birisi VS Code Download diyoruz. Karşımıza çıkan kendi web sitesi üzerinden tıkladığımızda cihazımıza uygun olanı indiriyoruz. Mac isteyenler buradan, Windows isteyenler buradan. Mac'te Apple Silicon kullananlar ekstradan buralara tıklamasına gerek yok. Şuraya tıkladığınız zaman otomatik olarak size uygun versiyon inecektir. İndirdikten sonra direkt olarak kullanabiliyorsunuz. İlk açtığınızda böyle bir görünümü var. Şuradan dosyaları görebiliyorsunuz. Burada arama çubuğunuz var. GitHub'a bağlamak isterseniz burada. Debugging kısmı burada. Extension uzantılarımız burada. Ve diğer extensionlarımızı da ekleyebiliyoruz. Ancak bizim burada yapmamız gereken bir ihtiyaç olan daha şey var. O da Node Download diyoruz. Node'u indirmemiz gerekiyor. Node paketi bize JavaScript'i kodlamamızı sağlıyor. O da kendi web sitesi içerisinde buradaki, bakın, current kısmına gitmeyin. Son versiyonlar daima düzenli çalışmaz. Bundan dolayı buradaki LTS kısmında zaten en son gördüğünüzde burası 18.17. Şu an bu çekilen videonun tarihiyle alakalı. Versiyon olarak 18.17 sizin bu videoyu gördüğünüzde değişmiş olabilir. İndirin, sıkıntı yok. LTS'deki şurada, Windows için buraya, macOS için buraya, şu aşağıdakileri hiç dokunmanıza gerek yok. Tıkladıktan sonra bu indiriliyor. İndirdikten sonra çalıştır demeniz yeterli. Böyle bir paketimiz oluyor. Tıkladıktan sonra hem Windows'ta hem MacBook'ta aynı şekilde çalışıyor. Burada devam diyerek bildiğiniz eski usul program kuruyoruz. VS Code'u indirdikten sonra artık Node'u da indirdik. Bu saatten sonra kodlama aşamasına geçebiliriz. Kodlama aşamasının önce bir proje oluşturur gibi masa üstümüze klasör açıyoruz. Bu klasörde VS Code üzerinden çalıştırıyoruz. Yeni klasör diyoruz ve bunu tutup sürükleyip bırakabilirsiniz. Çalışır. İsterseniz de yukarıdan file kısmına gelip open folder diyerek masa üstünüzü bularak bunun içerisinde Project 1'i çalıştırabilirsiniz. Şu an Proje 1 klasörümüz hazır. İçerisine bir dosya tanımlamamız gerekiyor. Burada yeni bir klasör oluşturuyoruz. Burada sayfayı yenile diyor. Burada da çıkartıyoruz. Ancak şuradaki new file bizim yazılım dosyalarımıza oluşturacağımız file. Buraya basıyoruz. Bir JavaScript dosyası oluşturuyoruz. Örneğin diyelim ki buna test.js. Bakın yan tarafında bu ikonlar sizde farklı çıkabilir. Bunlar bir extension olarak indiriliyor. JS dediğinizde JavaScript olarak bir dosya oluşturmuş oluyorsunuz. Gelelim artık JavaScript'e. JavaScript'te öncelikle dikkat etmemiz gereken konu bizim çeşitlerimiz, variable dediklerimiz yapılar. JavaScript'te 3 tane çeşidimiz var. Var, let ve const. Artık var kullanılmıyor. Eskiden kullanılıyordu. Onun yerine let kullanılıyor. O yüzden biz bunu kullanmıyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Artık let ve const kullanıyoruz. Bunlar bir değer verirken değerimiz daha sonra değişecek mi yoksa sabit mi kalmalı, bunları belirliyor. Hemen bir örnek yapalım. Const isim eşittir diyoruz. Const isim eşittir. Bundan sonraki değerimiz bu ismi olan değişkene tanımlanıyor. Muhammed diyorum. Şu an bu isim Muhammed yazısını barındırıyor. Ancak burada const kısmı bunun değiştirilemez olduğunu gösteriyor. Örneğin şöyle yapalım. Let İngilizce olarak yazalım bu sefer. Name diyelim. Last name diyelim. Arslantaş. Ancak bu last name'i aşağı gelip last name eşittir test 2 olarak dediğimizde bunu değiştirebiliyoruz. Herhangi bir hata almıyoruz. Ancak ismi burada değiştirmeye çalıştığımızda isim eşittir test 3 dediğimizde burada constumuz olduğu için bu değişmeyecektir. Bunu nerede kontrol ediyoruz? Buna bakacağız. Yukarıda terminal diyoruz. New terminal ya da yeni terminal olarak sizde gözükebilir. Aşağıda çıkan terminalde node diyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Şuradaki test.js dosyamız var ya, test.js. Bunu yazdığımızda node, indirdiğimiz node bizim JavaScript dosyamızı çalıştırıyor. Çalıştırdığımızda hata verdi. Hataları hemen okuyoruz. Diyor ki isim diyor eşittir test 3 yapılamaz. Neden? Şurası const olduğu için. Bunu siliyoruz. Aşağıda clear yazıyoruz. Clear yazdığımızda bizim terminalimiz temizleniyor. Baştan başlıyoruz. Şimdi biz burada let'i değiştirdik ancak bunu terminalde görmek istiyoruz. Bu bizim console log, yani print dediğimiz yapıyla aynı çalışıyor. Console log diyoruz. Last name içerisine koyuyoruz. Bu console.org sabit bir şeydir.
Bunlar sadece yazılımcı tarafından görülen terminalde kodlarımızın nasıl bir çıktığı verdiğini görmemiz için kullanılıyor. Hemen aşağıya geliyoruz. Tekrar node diyoruz. Test.js diyoruz. Bakın aşağıda test 2 çıktı. Biz last name aldık. Arslan taş çıkmadı. Last name test 2 çıktı. Örneğin bunu siliyorum ve bir daha çalıştırıyorum. Yukarı tuşuna bastığınızda en son yazdığınız komut terminalde çıkar. Bakın burada arslan taş çıktı çünkü değiştirilmedi. Yapıştırıyorum, tekrar çalıştırıyorum. Test 2. Yani başında let varsa burada kullandığımız değer değiştirilebilir. Ancak başında const varsa burada kullandığımız değer değiştirilemez. İsim adında bir değerimiz var. Bir de last name adında bir değerimiz var burada. Bunlar değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi olarak iki çeşit kullanıyoruz. Variable'lar bu kadar. Geldik data type'larımıza. Data türlerimiz bizde hangi türlerde veri kullanacağımızı gösterir. Bunlar numara, yazı, boolean dediğimiz yapılar ya da obje ve array olarak da kullanılabilir. Const value diyorum. Value İngilizce'de değer demek. Eşittir diyorum, name yazıyorum. Bakın iki tırnak var burada. Kullandığımız iki tırnak işareti bize burada bildirdiği konu şudur. Burası bir string'tir. Harflere string diyoruz. Const diyoruz, value 2 diyoruz, eşittir 34. Bakın şu an 34 yazdık. Numara bu bir harf değil. O yüzden iki tırnak içerisine almıyoruz. Ancak şöyle de bir kullanım var. Const value 3 34. Şu anda 34'ümüz aslında bir string formatında, yani yazı formatında. Rakamları yazı formatında da yazabiliriz. Ancak eğer rakamları rakam olarak kullanmak istiyorsak, ekrana bir yazı olarak yansıtmak istemiyor ve bu rakamlar üzerinde işlem yapmak istiyorsak kesinlikle direkt çift tırnak olmadan yazmamız lazım. Ancak ekrana bir yazının yanında ekleyeceğiz bunu. Çok değişmeyecek, hiç değişmeyecek diyelim. O zaman yazının yanında iki tırnak içerisinde ekleyebiliriz. Burası string, burası number, burası string. Yani yazı. Const diyorum, value 4 true. Bakın true bir yazı değil burada. Yani bir string olmasına gerek yok. Burada bizim sabit verimiz var. JavaScript'in genel kuralı. True, false. Bu da boolean olarak geçiyor. Bunları şöyle adlandırılabilir. Eğer iki tane başına slash koyarsanız bulunduğu line'ı yorum satırı olarak alıyor. Herhangi bir kod işlevi görmüyor. Sadece not almak istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Bu bir boolean'dır. Şunu kaldırıyorum. Bu bir string'dir. Yazıdır yani. Bu number'dır. Bu da yine string'dir. Boolean dediğimiz yapı bize true ya da false veriyor. Bir şey sonucu olumlu ya da olumsuz sonuçlandığını göstermek için biz true ya da false kullanırız. Ve bunları tırnak içerisine almamıza gerek yok. JavaScript'in özel kodlarıdır bunlar. Geldik bir diğer veri türümüz olan array'e. Array dediğimiz yapı bize birden fazla elementin içerisinde sıralı olarak bulundurulmasını sağlayan bir yapıdır. Const diyorum, value 6 diyorum, isimlendiriyorum artık. Burada bir array'imiz var. Array'imiz köşeli parantezlerle tanımlanır. Bu köşeli parantezler içerisine hangi elementleri yazarsak yazalım, kendisinden bir sonra virgül koymak zorunda. Örneğin İsim yazdım, virgül koydum, soy isim yazdım, virgül koydum, 30 yazdım, virgül koydum, 58 yazdım ve bitti. Bakın hem string hem numara olarak içerisinde bulundurabiliyoruz. Gelelim bir diğer data türümüz olan objeye. JavaScript bütün kodları arka planda objeye çevirir. Obje olarak kullanır ve obje olarak da ileriki aşamalarda çok fazla kullanım yapacağız. Value 7 diyoruz, eşittir diyoruz. Bu sefer de süslü parantez açıyoruz. Bu süslü parantez içerisinde bulunanlar aslında array'deki şu değerlerimizin her birine ayrı bir isim vermek istediğimiz durumda ortaya çıkar. Örneğin nedir? Şuradaki ismi ben Muhammed olarak değiştiriyorum. Arslan taş olarak değiştiriyorum. Burası yaşım. Burası da kilom olsun. Aşağıya geliyorum. İsim diyorum. İki nokta koyuyorum bu sefer. Yanına Muhammed diyorum. Burada virgül koymamız çok önemli. Soy isim diyorum. Arslan taş, virgül, yaş, Türkçe karakter kullanmıyoruz yani şey kullanmıyoruz, yaz diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ı da kullanamıyoruz. Türkçe karakterler burada geçerli değil. Yaş 34, virgül, kilo 80, virgül. Bunun içerisine bir array de tanımlayabiliriz. Diller deriz, array yaparız, İngilizce, virgül, İspanyolca deriz. Yine en sonunda array'in de sonunda virgül koymak zorundayız. Bunun içerisinde bir obje de oluşturabiliyoruz. Bakın bütün data type'larımızı bizim objenin içerisinde tekrardan kullanabiliyoruz. Kullandığım programları sıralamak istiyorum. İki nokta koyuyorum.
Burada süslü parantez açıp bir obje daha oluşturdum. Bunu aşağıya getiriyorum ve virgülü süslü parantezin sonuna koyuyorum. Aynı array'in sonunda olduğu gibi. Burada bir sonraki objemiz daha gelebilir. Bu yüzden kullandığım programlar mesela design için Figma diyebilirim. Yazılım için VS Code diyebilirim. Şu an indirdiğimiz VS Code yani Visual Studio Code. Streaming yani canlı yayınlar için OBS diyebilirim ve böyle gidebilir. Bakın objemiz ne kadar çeşitli hal aldı ama hepsi de başta gördüğümüz string, number, boolean ve array'den oluşuyor. Başka fark eden hiçbir şeyimiz yok. Buraya bir de boolean yerleştirebiliriz. Örneğin çalıştığım alanı göstermek için burada mobil diyorum. Buraya true yazıyorum. Virgülümü koyuyorum. Burada bir boolean da eklemiş oluyoruz. Data tiplerimiz de bu şekilde. Peki bir datayı bir türden diğer türe nasıl çevirebiliriz? Çevirebilir miyiz? Bunu görelim. Örneğin const diyorum. Daha önce ne yapmıştık? Value demiştik ve buraya 34'ü bir string olarak yazmıştık. Bunu kontrol edebiliyoruz. Console.log dediğimizde daha önceden söylediğimiz gibi terminale yansıyan bir printer aracı gibi console.log'u kullanabiliyoruz. İçerisine yazdığımızı aşağıda node deyip test2.js'imizi kullandıktan sonra ekrana yansıtıyor. Bakın 34. Ama bunun türü nedir? Onu öğrenebiliriz. Hemen value'dan önce gelip type of diyoruz. Type of yazdıktan sonra tekrar çalıştırıyoruz ve burada verimizin türünü gösteriyor. Nedir? String yani harf olarak algılamış. Terminalimizi clear yazarak temizliyoruz. Sonrasında aşağıya geliyoruz ve bunu bir string değil de bir number haline getirmek istiyoruz. Type of yazdık ya, bunun başına farklı bir fonksiyon çalıştırarak bizim type'ımızı numaraya çevirebiliyoruz. Gelip number yazıyoruz, bir parantez açıyoruz ve bir parantez kapatıyoruz. Arasına numaraya çevirmek istediğimiz değerimizi yazıyoruz ve type of'la bunu da kontrol ediyoruz. Şurası ayrı bir yapı olarak düşünün. Type of'la buradan elde edilen çıktıyı göreceğiz. Hemen aşağıya geliyoruz. Node diyoruz. Test2.js yani şu dosyamızı çalıştırıyoruz. Bakın artık buradaki verimizin türü string yani yazıyken artık burada numaraya çevirdik ve bu numara üzerinde matematik işlemler de yapabiliriz. Peki biz burada bir numaradan bir string'e nasıl çevirebiliriz? Bunu görelim. Const value 2 diyorum, eşittir diyorum. 34 yazdım. 34 yazdım. Bu 34'ü string'e çevirmek istiyorum. Şu an halihazırda gördüğünüz gibi iki tırnak olmadığı için burası bir harf değil, rakam olarak algılanıyor. Harflere string deniliyor, rakamlara number deniliyor. Bunun başına geliyoruz, string yazıyoruz, value'yu koyuyoruz. Value 2'yi içerisine koyduğumuzda şuradakinin türünün artık string'e döndüğünü göreceksiniz. String'i kaldıralım test etmek için. Value 2'yi buraya yapıştıralım. Yani türünü değiştirmeden önce neydi? Hemen konsolumuzu clear yazarak temizliyoruz. Ve node deyip çalıştırıyoruz number. Bakın en başta burası number çünkü iki tırnak yok. Daha sonrasında buraya gelip string yazıp bir parantez açıp kapatıp şunu kesip içerisine koyduğumuzda içerisine koyduğu bütün değeri string'e yani harfe çeviriyor. Bir daha çalıştırıyoruz. Bakın yukarıda number iken şu an string oldu. Türler arasında geçişi de bu şekilde sağlıyor. Bu dersimizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.